Evet, direkt videoya geçeyim. Kusura bakma, video Mars'ın telefondaki veri depolama dolduğu için videoyu kesmek zorunda kaldım. Partikel olarak kirleteceğim. Şimdi bu da oksijen. Bu da oksijen. Yani şimdi ne anlayacaksınız burada? Burada ne anlayayım? Mesela aynı mantık tel bobinde 12 ohm. Burada 12 ohm, 12 volt, 2 çarpı 6 volttur. Normalde 12 ohm. 2 watt'tır da bak. Biliyorsunuz 2 watt. 2 watt 2 çarpı 6. 2 yani 1 saatte 2 amper tüketiyor. Evet, 1 saatte 2 amper çekiyor bu trafo. Peki 2 amper nasıl anlayacaksınız? Nasıl çözülüyor? Formülü nasıldır? Kusuruma bakma, böyle biraz ağzım böyle ağırdır, kelime böyle biraz hani böyle şeyden değil, ezberim olmadığı için şu şekilde yapacaksın. 2 watt 2 watt, biz ne yapıyorduk? 2 watt 2 watt 2 watt yazıyoruz, 2000 miliamper yazalım böyle. 2000 miliamper 2 amper demektir. 2 watt 2 amper demektir. 2000 miliamper olarak yazalım burada. Bölü 12. Bölü 12. Bölü 12. 166 miliamper. 166 miliamper. Yani şu gördüğünüz metal çekirdek 1 amper değil, 166 miliamperdir. 166 miliamperdir. Buradan bakarsınız böyle. 166 miliamper. 166,6. 166,6. Bak. 12 çarpı. 12 çarpı. 12 çarpı. 166,6. Bin 1999,2 yapıyor. Yani 2000 watt olarak hesaplayın. Yani 2 watt'a tekrar geliyor. Yani 166 miliamper. Yani bu tel inceliği 166 miliamperdir. Bu telin inceliği, DC telin inceliği. Bak bak, görüyorsun ne kadar ince olduğunu. Bu yüzden ince tel kullanılıyor. Hatta böyle bakalım. Bu tel mi kalın, bu tel mi? Hatta bakalım, bu tel mi kalın yoksa bu daha kalın. Yani çünkü bu 1 amper ayarındadır. Bu tel direnç. Yani burada telin kalınlığı 166 miliamperdir. Yani 166 miliamper uygun sarma, uygun sarma 12 ohm. 12 ohm olarak sarılmıştır. Yani şu tele baktığınızda, o 3 ohmdur değil mi? Şu tele baktığınızda 5 watt'tır. Peki bunun anlamı nedir yani? Yani şimdi kafa karma karışık oluyor değil mi? İşte ben de o soruları, o soru işaretleri kaldırıyorum sizlere. Şimdi ben burada ne dedik? Bak. O 3 volt gerilim verdiğinde, o 3 ohm'a gerilim verdiğinde, o 3 volt bölü o 3 ohm eşittir 1 amperdir. O 3 volt çarpı 1 eşittir o 3 watt demektir. 33 volt. Tam 1 saatte o 3 watt tüketiyor. Yani bu o 3 ohm. Gelelim şunu, o 3 volt çarpı o 3 1 saatte o 3 volt tüketiyor. Gelelim buna. Yani şimdi bu nedir yani? Bunu da size ele alalım direkt. 5 ohm. Bak. Bunu kaç watt'tır? Bu da 33 ohm'dur. Bak. 33 ohm. Buna bir çözüm bulalım. 33 ohm. 33 volt bölü 33 ohm eşittir 1 amperdir. Bak. Burada 1 amper demeyeceğiz. Bak buraya 5 wattlık dediği zaman bu telin kalınlığı 5 amperdir. Yani bu mesela bu çekirdek, bu demir çekirdeği 5 amperlik bir sekond demir olsaydı, buradaki tel direncin
şu telin kalınlığı 5 amperdir. 5 watt 5 amperdir. 5 wattın karşılığı 5 amperdir. Şu 5 amperlik tel kalınlığı kullanacaksınız böyle. 12 ohm. Yani ince tel, kısa tel uzunlukları hepsi aynıdır. 12 ohm'dur. 12 ohm 12 volta denk geliyor. Şimdi gelelim bunu. Biz dedik ya burada. Dur, tekrar yapalım da kafa karışmasın. 33 volt bölü 33 volt bölü 33 ohm. Ohm eşittir 1 amper. 1 amper yapıyor. Ama bu 1 amperi çıkartıyoruz. Yerine şey koyuyoruz. Burada ne kadar yazılıyor? Şunu yazacağız. Hani size kolaylık gelsin diye söylüyorum onları. 5 watt. 5 watt. Bak, o 33 volt çarpı 33 volt çarpı 5 amper. 5 watt eşittir 165 watt yapıyor. Bir saatte bu 165 watt tüketiyor. O da 33 ohm'a bak, görüyorsunuz. O da 33 ohm. Bir saatte 165 watt tüketiyor. Bu 33 ohm. 5 wattlık 33 ohm. Bu normal. Şöyle. Bu normalde 33 ohm. Bu normalde 33 watt tüketiyor. Bak, burada görüyorsunuz. 33 bölüm 1 çıkıyor. 33 volt çarpı 1 amper eşittir 33 watt yapıyor. Neyse, videom bu kadar. Böylelikle bir videoyu şey tanıttık, dirençleri tanıttık. Bu kadar.